Zagor. Korkunç iftira. Dartut'a avlanmaya gelen Mingos yerleri Çiko'yu esir ederler. Zagor Çiko'yu bırakmalarına karşılık yerlerin civardaki geyikleri avlamalarına yardım eder. Şefleri Taraska eski bir hadiseden dolayı Zagor'a kin duymaktadır. Bu yüzden av esnasında Zagor'u öldürmek ister. Şeytanca bir bakışla Mingos'ların şefi okunu kaldırdı. Fakat öldürücü darbesini indirmeye fırsat bulamadan ''İşte orada, yukarıda. Fakat Taraska, ne yapıyorsun?'' ''Dikkat, Zagor!'' ''Vay canına!'' ''Ehanetin sonu. Taraska'nın bana olan keyini sönmemiş.'' ''Taraska neden böyle yaptı? Halbuki Zagor bizim dostumuz.'' ''Alçakça hareket ettin, Taraska. Şimdi hak ettiğin dersi vereceğim sana. Ah yak!'' ''Manitü için senden korkmuyorum, Zagor. Senin de hepimiz gibi bir insan olduğunu biliyorum.'' Ve ellerimle öldüreceğim seni. Aha bir örümcek gibi tırman bakalım. Bekliyorum seni. Bir defa daha başaramadın ama ben boşa atmam bilirsin. Çok hiddetlenen Mingos'ların şefi Zagor'a atmak için yeni bir şey aradı. Bu sırada gözüne koca bir kaya ilişti. Ve onu uçurumun kıyısına yuvarlayabilmek için bütün gücüyle yüklendi. Hey bunun şakası yok. Derhal uzaklaşmalı buradan. Fakat aynı anda uçurumun kıyısındaki toprak koca kayanın ağırlığını çekemedi ve büyük bir gürültüyle Taraska ile birlikte aşağı yuvarlandı. Kader bu defada yardım etti bana. Durumu nasıl? Belki öldü Zakor. Taraska öldü. Hmm, biriniz hemen kamp yerine dönüp olanı haber versin. Yeni bir şef seçmek için hazırlıklara başlasınlar. Ve sen genç dostum Taraskan'ın nasıl ihanet ettiğini gördün. Halkının önünde konuş ve yeni seçecekleri şefin onun gibi akılsız olmamasını şerefli bir insan seçmelerini sağla. Söylediklerini yapacağım Zagor ve küçük dostunun da derhal serbest bırakılmasını için emir vereceğim. Elveda, elveda kızıldeli kardeşler. İnşallah sıcak topraklar Mingoslara barış ve huzur getirir.'' Mingoslar sözlerinde durarak Chico'yu serbest bıraktılar. Hayatının kurtulmasına çok sevinen Chico uçarcasına Zagor'un yanına döndü. Hmm, söz veriyorum ki bir daha yapmayacağım Zagor. Hiç aklıma gelmemişti ki. Ba senin sözüne güven olmaz. Başını derde sokmamanı belki bin defa tembih ettim. Beni hiç dinlemedin. Yalnız unutma ki şans insana her zaman gülmez. Şimdi kendini affettirebilmek için kulübemizi biraz düzene sok. Tamı akıyor. İçerisi ise karma karışık. Süpürge omuza. Emirler baş üstüne kenar. Pa, Maskar adam. Hey Zagor bak. Duman. Yangın var galiba. Evet. Pit kalesinin cephaneleri tutuşmuş herhalde. Kale komutanının bana ihtiyacı vardır. Uuu desene. Yeniden başımız derde girecek. Oraya gidip ne olduğunu anlamadan sana bir şey söyleyemem Chico. Güzel öyleyse hemen gidelim. Aklımız orada takılacağına ne olup bittiğini öğrenmiş oluruz. Gidiyorum dedim Chico. Gidiyoruz demedim. Burada kal ve sana söylediklerimi yap. Ben akşam olmadan buraya dönmüş olurum. Karamba karambita beni hademe yerine mi koyuyorsun bencil adam? Pö öyleyse ben de hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey bu tabirenin üzerine oturacağım ve parmağımı bile kıpırdatmayacağım. Karambi karambi ta tabire yok oldu. Biraz önce sapa sağlamdı. Bir şey anlayamadım. Acaba birileri Fakat inanılmaz bir şey bu. Çok saçma. Masa, tahta, masa, kül gibi dağıldı. Bu hikaye hoşuma gitmedi. Hiç bunun altında bir iş var. Tüh şuraya bak iri bir beyaz karınca. Yok bir tane değil iki tane. Hayır bir üçüncü daha var dördüncü de. Dört değil canım en azından on tane fakat o da ne? Yüzlerce binlerce milyonlarca beyaz karınca. Ordu koca bir ordu bunlar. Hay karıncaların kanatları. Demek taburi ve masayı bunlar toz haline getirdiler. Eğer erzak kulübesine girer bilirse bir iki dakika içinde ne var ne yok süpürürler. Durun bakalım sefil hayvancıklar. Chico, Ceyatano, Martinez, Lopez'in sözü bu. Kulübeme girmenize asla müsaade etmeyeceğim. Hepinizi mahvedeceğim. Bir tekinizi bile sağa bakmayacağım. Resminizi çıkaracağım sizin. Hem de vesikalık. Erzak topama giremeyeceksiniz. Ölünceye kadar savunacağım erzaklarımı. Alın şunu da, şunu da. Faydasız. Ne kadar öldürsem öldüreyim durduramıyorum onları. En azından 1 milyon hatta 10 milyon karınca bir tek çıkoya karşı. Tabiatın bütün kuvvetlerine karşı bir kişi savaşı kaybettim. Fakat hayır. Bir saniye. Ne parlak bir fikir. Haha ha, işte insan zekası yine galip geliyor. Ateş, ateş onları erzak tüpümden uzak tutacak. Aha, biraz benzin oldu işte. Yiyeceklerimizi kurtardık sayılır. Hahaha. Ha ha. Hey, bir dakika. Hayır, dur. Ateş ateşin bana doğru gelmemesi lazımdı. Öbür tarafa gitmesi lazımdı. Anne rüzgar rüzgarı hesaplamadım mı? İmdat imdat. Karamba ta Bu iş istediğim şekilde olmadı. Ama hiç olmazsa sözümde durdum. Beyaz karıncalar erzek tepemden içeri adımlarını bile atamadılar. Bu sırada Ah yak! Hey yukarıdaki. Eğer beni arıyorsan buradayım. Sakur Tanrı'ya şükür nihayet buldum seni. Jeff, Jeff, Nickel sen misin? Beni ne zamandan beri arıyorsun? Şimdiye kadar Kins Kalesi'ndeki askerler bana dua, dumanlayıp mesaj gönderildi, gönderirlerdi. Üniforman nerede? Anlatacağım Zakor. Bu defa değişik şekilde hareket etmem gerektiği. Çok nazik ve şahsi bir mesele. Zor durumdayım dostum. Sadece sen yardım edebilirsin bana. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Hay Allah galiba çok kötü bir şey geldi başına Cev. Öyle Zagor. Eğer sen fazla gecikmezsen bir dakika Cev. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki çok istememe rağmen şu birkaç gün içinde sana herhangi bir yardımım dokunamaz. Fakat Zagor sana söyledim. Bu çok acele bir iş ve üzgünüm ama yapacak hiçbir şey yok. Mingoslar buradan uzaklaşıncaya kadar Darkwood'un her an patlayacak bir barut fıçısından farkı yok. Ormandaki kabilelerin hiçbiri bu adamlara iyi gözle bakmıyorlar. Eğer bugünlerde herhangi bir olay çıkarsa hiç yaşmam. Fakat bana bunu yapamazsın. Emin ol ki özür dilerim dostum. Darkwood'un selameti daha önemli benim için. İlk fırsatta kaleye gelip seni bulacağım. Söz veriyorum. Artık ayrılabiliriz dostum. Merak etme. Kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Üzüldüm Zakur. Çok üzüldüm. Hey ne oluyor? Hiç. Çok sinirliyim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ateş ettim bir el. Fazla düşünme. Birkaç gün içinde görüşeceğiz. Dostunu orada bırakan Zagor yola koyuldu ve bu arada yoluna çıkan akşam yemeğini avlamayı da ihmal etmedi. Ve güneşin batmasına iki saat kala kulübeye geri döndü. Çiko! Hey Çiko! Aç gözlerini koça fıçı. Bak ne getirdim sana. Garip. Yine cevap vermiyor. Halbuki beklemesini söylemiştim. Ve tüh. Fakat bu onun boyun bağı nasıl olmuş da düşürmüş onu. Ceketinin bir parçası da dallara takılıp yırtılmış. Birçok ayak izi var bu da burada. Görünüşe bakılırsa burada bir mücadele olmuş. Vay canına onu yakalayıp götürdüler galiba. Baltalıyla aklından geçen bütün bu düşüncelerin doğru olup olmadığını anlamak için kulübeye doğru koşmaya başladı. Fakat küçük Meksikalı'nın izine hiçbir yerde rastlayamadı faydasız, kötü düşüncelerimin gerçek olduğunu kabul etmeliyim. Birileri yaka paça götürmüş Çiko'yu fakat neden ve kimler? Hmm, erzak kulübesinde yanmış olması düşüncelerimi doğruluyor. Biraz fazla herhalde dikkatsizlikten olmuştur bu iş. Her neyse fazla vakit kaybetmeden güneşin son ışıklarından faydalanmalıyım. Bu garip saldırganların izini bulmalıyım. Zagor kendini has usullerle hadise yerini inceledi. Ezilmiş otlara, kırılmış dallara varıncaya kadar her şeyi gözden geçirdi. Ve kesin sonuçlara varmakta çıkmadı. İki kişilermiş. Biri çikoyu kıyıya doğru çekerken diğeri otların arasına saklanmış. Dostum elinden geldiği kadar kendini savunmuş fakat kurtulmayı başaramamış. Her şey iki saat kadar önce olmuş. Onun için fazla uzaklaştıklarını sanmam. Hay Allah tahmin etmeliydim. Bir bot. Bu serserilerin bir botu varmış ve onu burada suya indirmişler. i̇şler karışıyor. Ne yazık ki sularda iz takip etmeme imkan yok. Başka çare yok. Kanalı takip edeceğim. Gerisi şansa kalıyor. Biraz sonra kanalın durgun sularında bir bot ilerliyordu. Aradan iki saat geçmiş. Kahramanımız kanalın sularında oldukça yol kat etmişti. Fakat bütün dikkatine rağmen bir ipucu ele getirememişti. Sonunda etrafa karanlık bastığımda biraz mola verdi. Bugünlük devam etmek faydasız. Böylece önemli izlerden bir kısmı yarına kadar silinecek. Zavallı Çiko, bu kadar zararsız bir insana kim saldırabilir anlayamıyorum. Fakat bu defa intikam korkunç olacak. Zagor'un sözü bu. Ertesi sabah gün ağrırken kahramanımız yeniden yola koyuldu. Güneş gökte epeyce yükselmişti ki Vay canına orada bir bot var. Belki de aradığım adamlara aittir. Gerçekten de öyle. İçinde Çiko'nun ceketinin bir parçası daha var. Fakat bu saldırganların botu yok. Etmemelerini anlayamıyorum. Acaba benim onları takip edeceğimi düşünmediler mi? İşte burada üçüncü bir kişinin ayak izleri var. Eğer bu izler Çiko'nun ise durumu çok kötü değil demektir. Sambere'ye doğru gitmişler. Herhalde oradan kalkan nehir gemilerinden birini atlayıp uzaklaşmak istediler buradan. Baltalıyla biraz sonra kanalla Dalavere nehrinin birleştiği yerde kurulmuş olan bu küçük kasabalaydı. Hiç zaman kaybetmeden araştırmaya başladı. Önce eskileri yük taşıyan san tanıdıklarına arkadaşını sordu. Çiko mu? Tabii gördüm onu. Bayılmış gibi bir hali vardı. İki adam onu kollarından tutarak bir gemiye bindirdiler. İki saat kadar önce de demir aldı gemiye. Hay Allah peki hangi yöne gittiler? Hmm, bilemeyeceğim. Buradan bütün gün boyunca bir sürü gemi geçiyor. Ben bilmiyorum Zagor. O iki adamla gemici arasında geçen konuşmayı duydum. Sahi mi? Çabuk söyle Stone. Nehrin Hudson Nehri ile birleştiği yere kadar çıkmak istiyorlardı. Daha sonra Long Island'daki Black Pine'e gideceklerdi. Long Island'da mı? Çok uzun bir yol ama oraya gitmek için bir çare bulmalıyım. Surprise! Zagor iskelede bir geminin az evvel Hudson yönüne hareket ettiğini öğrendi. Kendi usullerle hızla alarak iki saat sonra büyük nehirde gemiye yetişti. Nehirde bir geziye çıkmış olan bu, yandan çarklı gemiye havadan iniş yaptı. Günaydın bayanlar, anneciğim. Kızılderililer, vahşiler, imdat. Korkmayın hanımlar, biz buradayız. Fakat atla Oswald. Tabii Arthur. Durun bırakın da vur Oswald. Tabi Arthur müsaade edin de anlatayım. Hey! Yeter. Denizci elbisesi giymiş bu iki gorilin bana vurmasına müsaade edemem. Konuşmama fırsat verseydiniz. O size bir sual soracaktım. Lütfen beyler diyecektim. Söyle biraz açılır mısınız? Kımıldama. Üzerine çevrilmiş iki tüfek var arkanda. Bu geminin kaptanı siz misiniz? Sus. Bana sual sorma adam. Güzel. Madem ki öyle, şu taş parçasını cebine indirdikten sonra beni Black Pin'e kadar götürüp götüremeyeceğinizi söyleyin. Tanrım bu her şeyi değiştirir bayım. Rivistara hoş geldiniz bayım. Yalnız şunu söyleyeyim ki gemimiz Black e kadar gitmiyor. Siz ancak... ''Birkaç mil daha güneyde bırakabiliriz ve bunun için üzülmeyin.'' ''Siz bana yalnız Breakbin civarına geldiğinizde haber verin yeter.'' ''Gerisini ben hallederim.'' Hmm, ''Peki bayım, size gelince bayanlar hiç heyecanlanmayın.'' ''Küçük bir anlaşmazlık oldu, hepsi o kadar.'' ''Gayet tabi. zaten anlamıştık kaptan.'' ''Bu bayın terbiyeli bir delikanlı olduğunu hemen anlaşılıyor.'' ''Soylu görünüşü buna hiç şüphe bırakmıyor.'' Zaten sıhhatli ve yakışıklı bir delikanlının yemeğe gelmesinden ne kötülük olabilir? Doğru, halbuki bu iki kaba adam ona saldırdılar. Evet, üstelik de vurdular. Bu kadar sempatik bir gence vurduğunuz için utanmalısınız kaba adamlar. İyi ama onu dövdüğümüzü hiç sanmıyorum ya sen ba doğrusunu istersen ben de öyle. Belki de ne kadar kuvvetli olduğumuzu hesaba katmadık. Gerçekten kaba davrandık Oswald. Tabi Arthur. Riverstar'ın yolcuları bütün gece ve ertesi gün yeni gelen yolcuyla meşgul oldu. Bize başka bir maceranızı anlatır mısınız Bay Zagor? Peki o kötü adam ne oldu sonunda? tabi hapishaneyi boyladı bayanlar. Fakat rica ederim. Şimdi yapacak bir işim var. Bizi kırmayın. Biraz daha duraktan sizi. Evet, kendinizi orada yalnız hissetmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bunu düşünmek için pek vaktim yok. Sanmıy olun, oradaki kulübenizin bir kadın eli tarafından düzenlenmesi gerektiğini düşünmediniz mi? Çamaşırlarınızı kim yıkar? Hmm, fakat ben gerçekten kim yemek pişirir size? Geldik bayım. Şurası Blackbin. Black mi? çok şükür. Özür dilerim bayanlar. Çok acelem var. Fakat Bay gör. ne biçim hareket bu böyle? Bu ilginç konuşmaya başka sefer devam ederiz. Ah ya. Şu terbiye bak. Poa, nazik olmadığı hemen anlaşım anlamıştım. Kaba bir adam. Görünüşünden de belliydi zaten. Vay canına ya. Dereveliler Beni işkence treyine bağladıklarında bile böyle korkunç dakikalar geçirmemiştim. Şimdi gayret, akıntı burada çok kuvvetli ama yine de kıyıya istediğim yerde ayak basmalıyım. Kulaşları birbiri adına kuvvetli atan Zagor kasamanın çok yakınına ulaştı. Ve 15 dakika içinde iskelenin ayaklarından birinin yanındaydı. Hey yukarıdaki! Bana bir ip atabilir misin? Yukarı çıkmak istiyorum. Hay Allah sen de nereden çıktın? Avrupa'dan geliyorum dostum. Ne? Tabi bu sabah Portekiz sahillerinde dolaşırken canım sıkıldı ve kendi kendime şöyle bir kaç kulaç atayım da okyanusun karşı kıyısında ne var ne yok bir bakayım dedim. Bu sabah mı? Tabi ve işte buradayım. mı ısmarladık. Teşekkürler. İyi yıllardan beri Avrupa'ya gitmeyi düşünüyordum ama oranın çok uzaklarda olduğunu sanıyordum. Madem ki bu adam yaptı O işi ben de yapabilirim Aç kollarını Avrupa Bekle beni geliyorum Bu arada Zagor Zaman kaybetmeden bir defa daha arkadaş hakkında bilgi edinmek için Her önüne gelene sorular sordu Ve böylece yarım günü kasabada geçirdi Nihayet Hey bayım müsaadenizle bir şey söyleyeyim mi Hmm tabi Size fayda olacağımı zannediyorum Hay Allah seni dinliyorum arkadaşım Tarif ettiğiniz adamı ben gördüm. İki adamla birlikte dün akşam benim arabama bindi. Öyle mi? Nereye gittiler dostum? Buradan birkaç mil uzakta ormanın içindeki eski bir kulübe. Ne bekliyoruz? Hemen gidelim oraya öyleyse. Arabacı Zagon'un sözünü tekrar ettirmeden arabaya atladı ve arkalarından bir toz bulutu ve kasabanın alçak damlı evlerini bırakarak uzaklaştılar. Ve akşam hava kararmaya başladığında sık ormanlı bir, sık ağaçlı bir ormana daldılar. Araba durduğu zaman karanlık iyice bastırmıştı. Geldik yabancı. Bahsettiğim ev yolun sonunda. Kolayca bulacaksın onu. Tabii ben en kısa yoldan geri dönmeyi tercih ederim. İç yüzünü bilmediğim bir hikayeye karışmak istemem. Fakat anladım dostum. Zaten bana yeteri kadar yardımın dokundu. Şunu alıver.'' Teşekkürler bayım. İyi şanslar. Hmm, i̇yi bir direkte bulundun. Haydi. Geçtikleri yollarda bir sürü iz bırakan bu garip saldırganların kimler olduğunu anlayalım bakalım. Zagor penceresinden ışık sızan kulübeyi bulmakta zorluk çekmedi ve dikkatle yaklaştı. Pencerelerden birinin yanına geldi. Hmm, i̇şte sadece üç kişiler. Çiçek ortalarda yok. Bu namussuzlar onu herhalde başka bir odaya kilitlediler. Ba, tedbirli hareket etmek için bir plan düşünmem gerekir. Fakat ne olursa olsun işi kısa yoldan halletmek istiyorum. Onun için gafil avlayacağım onları. Ah ya! Eğer bir dördüncü bekliyorsanız bana hiç güvenmeyin. Ben iskambil oynamak için gelmedim buraya. Uuu dikkat etsem ''Hayır, dur, zagor.'' ''Durmak mı tabi, duracağım alçaklar. Fakat biraz tozunuzu siktikten sonra.'' ''Hayır, bir dakika. Biz çok konuşkansınız ama benim bugün konuşmaya hiç niyetim yok. Bırak beni, bir yanlışlık var.'' ''Asıl yanlışlığı zavallı dostumu kaçırmakla siz yaptınız, serseriler. Haydi konuşun bakalım. Nerede çık o? Nereye sakladınız onu?'' Lanet herifler. Çabuk söyleyin. Yoksa hayır dur Zagor. Lütfen dostum. Ordunun en seçkin üst subayını işe yaramaz hale koyuyorsun. Nasıl şef Jeff Nichols. Ta kendisi Zagor. Fakat aklım almıyor. Bu ne biçim hikaye böyle? Dinlediğin zaman seni çok kızdıracak bir hikaye Zagor. Benim de çözmeyi başaramadığım bir hikaye. Hatırlıyor musun? Benden acele yardım istedi. Senden acele yardım istediğim zaman beni reddetmiştin. Evet tabi. Chico'nun kaçırılması sadece seni buraya kadar getirebilmek için bir oyundan ibaretti. Onu kaçıranlar ise birliğime dahil 3 subaydır. Temen Prescott, Aslayman Stewart, Yüzbaşı Erikson. Bana böyle bir oyunu nasıl oynayabildin? Başka çarem yoktu Zagor. Nasıl zor bir durumda kaldığımı bilemezsin. Adamlarının yol boyunca takip etmemi sağlamak için neden iz bıraktıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Evet dostum. Hatta seni buraya getiren arabacı da daha önceden tembihliydi. Vay canına. Beni fena tongaya bastırdınız. İnşallah Meksikalı dostumun keyfi yerindedir. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Geldi de kendin bak. Peki Jeff, herhalde adamların kendine kaba davrandığım için özür dilememi istemiyorlardır. Ahım, hayır bayım, biz askeriz ve mesleğimizin gerektirdiği tehlikeleri işin başında kabul ettik. Onun için böyle şeyleri hoş görürüz. Sırası gelmişken bir şey soracağım. Neden hepiniz köylü serseri veya avcı kılığına girmişsiniz? Hemen söyleyeyim. Burada tamamen şahsi bir iş için bulunuyoruz. Onun için askeri otoriterden yararlanamazdım. Beni meraklandırıyorsun Jeff. Baklayı çıkar ağzından. Kısaca anlatayım. Önce şunu söyleyeyim ki küçük kardeşim Teddy King Kalesi'nde teğmen rütbesiyle görevliydi. Bölge oldukça sakindir ve subaylarla erler ya kağıt oynayarak ya da içki şişesinin başında vakit öldürürler. Şimdi anlatacağım tatsız olay ise böyle bir oyun partisi sırasında meydana geldi. Ted, arkadaşı Teğmen, Vernon'la birlikte poker oynamak için yüzbaşı Ascot'un evine davet edilmişler. Fakat eve gidince Ted, yüzbaşının zengin viskisi koleksiyonunun başına çökmeyi tercih etmiş ve kısa zamanda sarhoş olmuş. Bu arada Ascot ve Vernon hareketsiz geçen son birkaç ayın acısını çıkartırcasına bir partiyi bitirip diğerine başlıyorlarmış. Fakat birdenbire gecenin sessizliğinde bir silah sesi işitilmiş ve sonra Vernon ölü bulunmuş. Silah sesine koşan kardeşimi bir elinde viski şişesi, diğerinde de bir tabancayla bulmuşlar. İçkinin etkisiyle kendini savunacak bir tek kelime bile söyleyememiş. Mahkeme sırasında ise yüzbaşı Ascot kardeşimin çok sarış olduğunu ve saçma bir sebepten dolayı arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Kardeşim kendini savundu fakat herkes yüzbaşının sözlerine inandı. Fakat sen inanmadın değil mi? Tabii çünkü kardeşimi iyi tanırım ve bana yalan söylemeyeceğini bilirim. O akşam olanları hatırlamayacak kadar sarhoşmuş. Fakat ateş edenin askot olduğunu şüphem yok. Zavallı kardeşimin rütbesinin küçük olmasından faydalandı. Acını anlıyorum Jeff. Fakat bu işte sana nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum.'' Ben de oraya geliyorum Zagor. Kardeşimin söylediğine göre bu olayın tanıkları yüzbaşının dediği gibi sadece iki kişi değil üç kişiymiş. Üçüncü oyuncu tahminlere göre macera peşinde koşan bir adam olmalı. Adı Kazmak Kürek Bey. Tu amma da garip at. Kimmiş peki bu adam? Hakkında bilginiz var mı? Oldukça. Jeff Kazmak Kürek Bey Bil hakkında bildiklerini anlatır. Söylendiğine göre bu adam kıtayı karış karış dolaşıp define olduğu söylenen yerleri araştırıyor ve eski düş, dökümanlar topluyormuş. Hmm, sorma hiç kızmı yok. Bizim kazma kürek bir teneke parçası dahi bulamamıştır muhakkak. Ben de öyle sanıyorum ama bizi ilgilendiren o değil. Mesele şu, kazma kürek bir hadiseden sonra yüzbaşının zorlamasıyla olacak mahkemede aleyhine tanıklık yapmasın diye arka pencereden kimseyi görmeden kaçmaya mecbur olmuş. Hay Allah her şeyi kardeşine karşı planlanmış. Evet fakat bütün bu ümitlerim kaybolmuş değil. New Haven'da görevli bir arkadaşım bir ay kadar önce tariflerime uygun bir adamın iznine rastlandığını bildirdi. Böylece bu hayalet tanıkı bulma ümidi belirdi. Anlaşıldığına göre Kazma bir eski mesleğine devam ediyormuş ve bu defada ünlü korsan Kaptan Kidd'in hazinesini aramak için Long Island'da Island hareket etmiş. Va wow, bu çok eski bir hikaye. Çocuklar bile namaz ona. Her neyse Kasma Crackbill Black Pin'de gemiden inmiş ve Long Island'a gitmek üzere hareket etmiş. İki dostum onun izini bulmak için harekete geçti. Fakat onlardan herhangi bir haber çıkmadı. Onların arkasından giden bir üçüncü kişi de dönmedi. Vay vay ne gelmiş olabilir başlarına. İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum Zakor. Bu karışık işi ancak sen çözebilirsin. Bugün bile daha insan ayağa basmamış bu bölgelerdeki tehlikelere ancak sen göz gerebilirsin. Evet, buralara ben de hiç gitmedim ve söylediklerine göre pek de hoş yerler değilmiş oraları. Çok tehlikeli ormanlar, geniş bataklıklar, montaklar, onlardan daha da vahşi olan pekotlar öyle değil mi? Evet, doğru. Şu halde durum böyle olunca vas mı geçtin? Kabul ediyorum dostum. Kazma kürek bile bulmak için elimden geleni yapacağım. Katliam kalesi. Güzel. Madem ki kararımızı verdik. Eski dostuma gidip haber vereyim. Hey Chico. Uyan. Gidiyoruz. Hay silahlarının bütün bıyıkları için. Bu ne biçim davranış böyle. Ben. Zagor. Evet ta kendisi. Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Ne diyorsun? Çok sevindim bilakis. Burası öyle güzel ki birkaç gün kalalım. Anlamamazlıktan gelme koca fıçı. Sana gidiyoruz dedim. Yarın sabah Jeff dostumuzun çok merak ettiği birini bulmak için Long Island'da hareket etmemiz gerekiyor. Karanma karambita. Kaçırıldığımın ve esir edildiğim zaman bile rahat etmeyecek miyim? Bu defa seninle gelmeyi reddediyorum. Evet itiraz ediyorum. Bu adamlar beni kaçırdıklarına göre evet madem ki beni kaçırdılar o halde beni burada alıkoymaya ve muhafaza etmeye devam etmeleri gerekir değil mi beyler? Chico çok haklı. Onun gibi önemli bir esire icabet ettiği şekilde muamele yapmamız gerekir. Sıkıca bağlayın. Emin bir yere saklamalıyız onu. Hayır, hayır. Yukarı çekin beni. Ahlaksız katiller. Hepiniz hainsiniz. Birbirinizi çok iyi bulmuşsunuz. Bu defa da kazandın Zagor. Seninle geliyorum. Fakat unutma ki beni alçakça bir oyuna getirdin. Ertesi gün daha şafak sökerken iki arkadaş Jeff ve subaylarından ayrıldılar. Ve kendilerini yeni maceraların beklediği büyük ormana taldılar. Saatlerce ve saatlerce ormanın sık ormanlar arasında dinlenmeden ilerletiler. Bataklıklar geçtiler. Tam arkamdan ilerle Çiko. Yoksa boğazına kadar bataklığa gömülürsün. Ve gece bastırdığı zaman ilk gün boyunca yaptıkları araştırmadan bir sonuç almış sayılmazlardı. Puh! Ne berbat bir gün. Fakasagor bizden yapmamızı istedikleri işin bir çuval pirinç içinde küçük bir taşı bulmak kadar zor olduğunu anlamıyor musun? Vala etme Çiko. Er geç aradığımız adamın izini bulmamıza yarayacak bilgiyi elde edeceğiz. Bundan eminim. Şimdi uyumana bak. Çünkü yarın bizi yorucu bir gün bekliyor. Uyumak mı? Deneyeceğim dostum. Anne. Başımın altında böyle yastıklar oldukça uyuyamayacağım herhalde. Ertesi gün dostlarımızın yolculuğu yeniden başladı baltalı ilahın gözleri dikkatle etrafı kolaçan ediyordu. Açılmış bir çukur veya başka bir ipucuna rastlamak, böylece kazmak kürek bilin buradan geçip geçmediğini anlamak istiyordu. Fakat günler günler geçiyor, hiçbir netice elde edemiyorlardı. Üstelik yolculuk gittikçe daha kötü şartlar altında geçmeye başlamıştı. Ara sıra rastladıkları insanlar yalnız bir avcı veya kabilesinden ayrılmış sefir bir Kızılderili ailesi onlara aradıkları bilgiyi veremiyordu. Sonunda bir gün kıyıdan fazla uzakta olmayan bir yerde araştırmalarına ışık tutacak birine rastladılar. Tarif ettiğiniz adamı bir süre önce gördüm. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü böyle bir adama buralarda her zaman tesadüf edilmez. Onun için de unutmama imkan yok. Tepelerdeki kayalardan birinde altın bulmak için kumları eliyordum. Kılı kıyafeti bir konuşması beni çok şaşırtan o adam geldi. Pua boşuna yoruluyorsunuz. Hazinemi hazır durumda bulacağım. Ben sağlam bir kasa içinde olacak ve bana sadece kasanın kapağını açmak kalacak. İçinden yükte hafif pahalı ağır ne varsa alacağım ve hoppa mesele hallolacak. Böyle söyleyince o adamın da ünlü Kaptan Kit'in hazinesini arayanlardan biri olduğunu anladım. Ve ondan sonra sözlerine önem vermedim tabi. Ayrıca bu kaçık adam hoşuma da gitti. Hatta giderken ona bir hediye bile verdim. Hangi yöne gittiğinde hatırlıyor musunuz? Haha, böylelerinin ağzı ne kadar sıkıdır bilirsiniz. Hazineyi bulacakları yer ortaya çıkar da ellerinden gider diye ağızlarını açmazlar. tabi. Fakat onu Katliam Kalesi civarında bulacağınızdan eminim. Buradan 20 mil kadar kuzeyde, sahilde bir kaledir. Katliam Kalesi mi? Niye adı böyle? Ba, Çok eskiden yapılmış bir kaledir. Sizin anlayacağınız deniz kenarında bir kale yıkıntısıdır. Anlattıklarına göre Kızılderiler yapılan bir savaşta bütün kale içindekilerle birlikte imha edilmiş. Kızılderler bir gece habersizce kalenin içine girmeye başarmışlar ve orada bulunan 30 kadar askeri uykuda bastırmışlar. Bu katliamdan bir kişi bile kurtulmadığı için anlatılanların nere derece doğru olduğunu bilinemez tabi. Güzel bu sevimli yere bir göz atalım. Marş marş chico. Hmm. Ana dostum. İyi şanslar. Sana da inşanslar delikanlı. Eğer kıyı boyunu takip ederseniz kaleyi kolaylıkla bulursunuz. Aldıkları bilgiler Zagor'u harekete geçirmişti. Zigor'un Çiko'nun itirazlarına hiç kulak vermeden yoluna devam ediyordu. Ve birkaç saat geçtikten sonra yeşillikler arasında kalenin sağlam kalmış bir kalesini gör, kulesini gördüler. Geldik Zagor, işte kale. Evet ama bir şey var. Yükselen dumanı görmüyor musun? Galiba içeride birileri var. Anne, belki de kızıl eller. Şimdi anlarız bunu. Sen burada kal ve bir yere kımıldama. Ben dikkatle yaklaşıp bir göz atayım. Kahramanımız büyük bir ihtiyatla kalenin yıkık duvarlarına yaklaştı. İçerisini gözetleyebileceği bir boşluk bulmakta gecikmedi. Ve uzaklarından sevincini belli eden sözler döküldü. Vay canına oldu bu iş. Oo, çık o Çiko aradığımız adam nihayet bulduk onu. Karamba karambita işte bu güzel bir haber. Seni bir göreyim sempatik adam. Müsaade et seni bir kucaklayayım. Bilemezsin ne kadar sevindik. ben İmdat. Hey kazma kürek bil. Ateş etme. Dostuz biz. İşte bak hiçbir kötü niyetimiz yok. İyi ama ben sizi hayatımda bir defa bile görmedim. Adamı kimden öğrendiniz ve beni nasıl tanıdınız? Ben seni aramaya çıkmadan önce birisi bize o kadar iyi tarif etti ki seni, beni mi arıyorsunuz? Fakat neden? Anlayamıyorum bir türlü. Aklını fazla yorma Bill. Her şeyi söyleyeceğim sana. King Kalesi'nde olup bitenler hakkında senin tanık olarak söyleyeceklerini öğrenmeye geldik. Ne? Fakat bir şey bilmiyorum ben. Bana oyun oynamaya kalkma Kazmakurek Bill. Her şeyi biliyorum ben. O akşam onu da olduğunu ve yüzbaşı Ascot'un seni tehdit ettiğini de biliyorum. Eğer bir konuda mahkemeyi aydınlatırsan katil sana hiçbir şekilde kötülük edemez. Bunu garanti ediyorum. Bunu biliyorum ama ya önce yani mahkemeden önce demek istiyorum. Kimliğin son derece gizli tutulacak. Her ihtimale karşı dikkatle korunacaksın. O ne kadar korusanız koruyun yine de beni öldürmesine mani olamazsınız. Şimdilik dünya değiştirmeye de hiç niyetim yok. Daha yapılacak çok işim var. Kaptan Kil'in hazinesini bulmak istiyorum. Ayrıca İspanyolların gizli altın madenini ve yine İspanyol Konkinstadorların aradıkları yedi altın şehri bulacağım. Görüyorsun ki ölmeye bile zamanım yok delikanlı. Pua bütün bu saydığınız bu hazineler var olsa ve de siz onları ele geçirecek olsanız bile bir insan hayatından daha kıymetli olamaz bunlar. Yani kısacası pek sayın kazmak kürek bir isteseniz de istemezsiniz de mahkemenin önüne çıkacaksınız. Nasıl? Yani beni oraya zorla mı götüreceksiniz? Ya şunu bilseydin, ha şunu bilseydin. Çiko ve ben bu tehlikeli yolculuğu seninle gevezelik etmek için yapmadık. Anlıyorum. Madem ki işler böyle. Elveda. Karan bakaran biter. Giriş kırıyor adam. Rav. Onu bulduktan sonra benim şeytan bile alamaz artık. Devamı gelecek sayıda.